Sevgili öğrenciler, tercihler belki de sizin bu sınava çalışmanız kadar önemli. Tercihlerde size yardımcı olabilecek bu videoyu çekmeye karar verdim. İki tane önemli linkimiz var. Tercih kılavuzu, programların ve kontenjanların olduğu, kayıtların nasıl yapılabileceği ile ilgili detaylı bilgilerin olduğu ÖSYM'nin tercih kılavuzu var. Bu linkleri açıklamada, video açıklamasında görebilirsiniz. Bir de DGS ile ilgili hangi 2 yıllıktan hangi 4 yılda geçilebileceğini gösteren bir linkimiz var. Bunlar ikisi de PDF dosyası. Bilgisayara indirip bunları inceleyebilirsiniz. En doğru bilgiler ÖSYM'nin yayınlamış olduğu bu kılavuzda. Tüm açık olan programlar ve kontenjanlar ve gereken bütün bilgiler en ince ayrıntısına kadar bu kılavuzda yer alıyor. Tabii 602 sayfalık bir kılavuz. İndeksinden gerekli olan yerleri bulup iyice incelemeniz lazım. Kılavuzun 4. sayfasında çok güzel bir tablo var. Bunu tam ekran yapalım. Şimdi başvurdunuz, TYT'ye girdi mi? Evet. TYT puanına bakıyoruz. 150 veya daha büyükse devam ediyorsunuz. Eğer 150 puandan küçükse tercih hakkınız yok. Yine TYT'ye girmediniz ancak geçen yılki TYT puanı 200 ve üzeri ise sol tarafa devam ediyorsunuz. Eğer 200'den aşağı ise tercih hakkınız yok. Bu sene girdiniz, TYT puanınız 150 ve daha büyük. Önceki yılda da 200 ve daha büyük. O zaman isterseniz bakın AYT'ye girmeseniz bile tablo 3'ten yani ön lisans programlarından tercih yapabilirsiniz. Yani 150 puan ve daha fazla puan aldıysanız bu sene tablo 3'ten 2 yıllık programlardan AYT'ye girmeseniz bile tercih yapma hakkınız var. AYT'ye de girdiniz, AYT veya YDT'ye girdiniz. Buradaki puanınız 170'ten büyükse yine bu tablo 3 her zaman açık size. Zaten 150 puanı geçerek tablo 3'e siz hak kazanmış oldunuz. 170 veya daha büyük olan ilgili AYT bölümlerinden de 4 yıllık veya daha uzun yıllık bölümlerden tercih yapabiliyorsunuz. Kılavuzun 5. sayfasında da bu pekiştiriliyor. Tablo 3'te yer alan ön lisans programları 2020 TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercih yapabilecekler. Tablo 4'teki yüksek öğretim programları da yani lisans programları 2020 AYT'de ilgili puan türünde mesela sayısalda 170'i geçtiniz, eşit ağırlıkta geçemediniz. Sayısalda tercih yapabiliyorsunuz. Yani 170'i geçtiğiniz puan türlerinde tercih yapabilirsiniz. Tercihlerinizi ais.osym.gov.tr'den yapıyorsunuz ve tercih süresi bitene kadar da tercihlerde değişiklik de yani kaydetmiş bile olsanız bir şey değiştirmek istiyorsanız tercih süresi bitene kadar değişiklik de yapabiliyorsunuz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamıyor. Peki sonuçlar nerede açıklanıyor? sonuç.osym.gov.tr adresi aracılığıyla TC kimliklerinizi girerek sonuçlarınızı buradan görebileceksiniz. PDF'in 14. sayfasında ancak kendi sayfa numarası olarak 12 görünüyor. Burada yine önemli bir bilgi var. Baraj olan bölümler var. Yani YKS ile siz kayıt hakkı kazansanız bile 170 puanı geçseniz bile bu barajı tutturamazsanız buradaki bölümleri yazamıyorsunuz. Mesela hukuk için en düşük eşit ağırlıkta 125.000'e girmeniz lazım. Mühendisliklerde ise sayısalda 300.000'e girmeniz lazım. Mimarlıkta 250.000, tıpta 50.000, öğretmenlik programlarında 300.000, tabii hangi puan türünde alıyorsa o puan türünde 300.000, eczacılıkta 200.000'e, diş hekimliğinde de x80.000'e o puan türünde girmeniz gerekiyor. Yani siz burada mesela tıp diyelim 50.000 birinci bile olsanız tıp sayısalda tıp tercih edemiyorsunuz. Yani doğrudur, yanlıştır, mantıklıdır, mantıksızdır bunu tartışmıyorum ama böyle bir baraj var. Ancak şunu söylemek istiyorum mesela mühendislik programlarının hemen hemen hepsine DGS ile geçiş mümkün. Yani bu 300.000'i tutturamadınız. DGS en başta bahsettiğim DGS geçiş tablosuna bakarak
Diyelim makine mühendisliğini istiyorsunuz. Makine mühendisliğinde hangi 2 yıllıklardan geçiliyor? Onlara bakıp herhangi bir baraj sınırı da olmadan önce 2 yıllığa girip sonra DGS ile ilgili mühendislik bölümüne devam edebilirsiniz. O zaman bu baraj sizin için söz konusu değil. Şimdi burası tablo 3. Sayfa kaçmış? Sayfa 15'te başlıyor. Muhtemelen PDF'in kaçıncı sayfası? PDF'in 17. sayfası. 2 sayfalık bir fark var. Burada ön lisans programları var. Yani buradan tabii puana bakmak, efendim puan sıralamasına bakmak mümkün değil. İnternette geçen yılın sıralamalarını güzel bir şekilde veren çok güzel siteler var. Ama buradan hangi mesela yeni açılan bölümler o sıralamalarda görünmez. Bazı bölümler yeni açılmış olabilir. Yani en doğru bilgileri buradan tablo 3'ten ve tablo 4'ten lisans ve ön lisans programlarına bakabilirsiniz. ÖSYM'nin kılavuzunda üniversite sırasına göre başlıyor, harf sırasına göre. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi diye başlamış. Buradaki koşullara çok dikkat edin. Koşullar ve açıklamalara kılavuzda bakın. Mesela açlık, burslu, özel koşullar 3, 19, 46, 60, 120'ymiş. Bunların anlamlarına kılavuzda ilgili yerden bakmanız lazım. 2019'daki yani geçen seneki başarı sırası yani en son giren en düşük puanla giren 189.400. olmuş kendi puan türüne göre. 2019'da YKS en küçük puanda 350.3 küsur olmuş. Burada da gerekli bilgiler var. Tablo 4'te de lisans programları var. Yine gereken bütün bilgiler var ama yine üniversite sırasına göre yani herhangi bir bölümü alıp sıralayamıyorsunuz. Yine bölümlerin puan sıralamalarına internetten bakıp daha sonra bölümlere karar verdikten sonra buradan bilgilerini kontrol etmeniz lazım. Yeni açılan bölümleri sadece burada görebilirsiniz. Yani ÖSYM'nin kılavuzunda görebilirsiniz. Bu da sayfalarca lisans programlarını, koşullarını, işte geçen yılın puanlarını, bazıları dolmadığı için puan kısmı boş bırakılmış veya yeni açılmışsa da puan kısmı boş kalacaktır. ÖSYM'nin kılavuzundan inceleyebilirsiniz. Şimdi bu tablolardaki özel koşullardan bahsetmiştim. Mesela 181, 827, 828 var burada. Bu koşulların açıklamaları da sayfa 436'dan başlıyor. PDF'in kendi sayfasına göre. Buradan da mutlaka bu koşullara ve açıklamalara tercih yaptığınız bölümlerin koşullarına mutlaka bakmanız lazım. Dediğim gibi sayfa 436'dan itibaren bu koşulların açıklamaları var. Yani bu koşullarda, bu açıklamalarda her tür bilgi var. Kayıtla ilgili gereken şeyler, efendim ücretler vesaire, KDV'li ücretler. Gereken tüm bilgileri bu koşullarda bulabilirsiniz. Sayfa 481'den itibaren de tablo 5 başlıyor. Yani özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yüksek öğretim programlarının bilgileri ve kontenjanları var. Bu programlarla ilgili uygulanacak işlemler ve gerekli koşullar ilgili yüksek öğretim kurumlarınca ön kayıt sırasında adaylara duyurulacaktır. Yani buralara nasıl öğrenci alınacağı ile ilgili detaylı bilgilerin ön kayıtta yine bu ilgili kurumlar tarafından verileceğinden bahsedilmiş. Ve yine bu programlardan bazılarının sınav yapmadan sadece puanla öğrenci de alabildiğini belirtiyor burada. Yani mesela bu BESYO'da bazı üniversiteler yetenek sınavı yaparken bazı üniversiteler direkt puanla öğrenci alabiliyor. Örnek olarak veriyorum. Başka bölümlerde de aynı durum söz konusu. Net bilgileri üniversitelerin dediğim gibi ön kayıt esnasında üniversitelerin yapacağı bilgilendirme ile öğreneceksiniz. Yine burada da koşullar var. Tablo 5'te yer alan yüksek öğretim programlarının koşul ve açıklamaları bu tablodan hemen sonra geliyormuş. Onları da mutlaka incelemeniz lazım. Bu yıldan itibaren geçerli bir bilgi var. Özel yetenek sınavı ile yani bu tablo 5'teki bölümlere, öğretmenlik programlarına yani mesela beden eğitimi ve spor öğretmenliği gibi başvuru yapabilmek için de yine bir baraj var. 800 bine girmiş olmanız gerekiyor. Bu da bu sene geldi. Mesela Adıyaman Üniversitesi antrenörlük eğitimi 50 kontenjan var. Beden eğitimi ve spor öğretmenliğinin 40 kontenjanı var. Bu şekilde bunları da özel yetenek sınavıyla öğrenci alanları da tablo 5'ten inceleyebilirsiniz. Sayfa 504'ten itibaren de tablo 5'teki programların koşul ve açıklamaları var. Bunları da mutlaka tablodan tercih yapanların iyice okuması, incelemesi gerekiyor.
Sayfa 506'dan itibaren de bazı liselerde alınabilecek ek puanlarla ilgili tablolar var. Şimdi bunların ortaöğretim başarı puanı 0.12 ile zaten çarpılıyor bütün liselerde. Bir de ek olarak 0.06 ile daha çarpılıp bu ek puanlar eklenecek. Mesela Anadolu Yeni Hatip Lisesi Arapça öğretmenliği, Arap Dili Edebiyatı, İlahiyat, İslam Bilimleri ve İslami İlimler seçtiği takdirde ek puan alacak. Anadolu Öğretmen Lisesi de gördüğünüz gibi öğretmenliklerde ek puan alacak. Bir örneğe daha bakalım. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi de işte antrenörlük, beden eğitimi, rekreasyon yönetimi, spor yöneticiliğini seçtiği takdirde ek puan alacak. Sayfa 563'ten itibaren de tercih yaparken kendi okulunuzun kodunu bulabilirsiniz. Mesela Özel Fen Lisesi 11.066, Özel Lisesi 11.025 gibi buradan bitirdiğiniz okulun kodunu bulup tercih işlemine girmeniz lazım. Ayrıca sayfa 573'ten itibaren de burslarla ilgili önemli bilgiler var. Buraları da dikkatlice incelemenizi öneririm. Sayfa kaçmış? 597'den itibaren de işte katkı payları, öğrenim ücretleri var. Mesela tıp fakültesi 642 TL. İkinci öğretim ücretleri de buradaki sütunda. Mesela veterinerlik fakültesi 420 lirayken uzaktan ve ikinci öğretim ücreti 2319 liraymış. Buradan da ilgili ücretlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sayfada da bakın üniversitelerin geçerli şu an online olan adresleri var. İnternet siteleri var. Oradan daha detaylı üniversiteler hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bunlar herhalde böyle devam ediyor. Evet, son sayfada da herhangi bir başvurunuz olduğu takdirde ÖSYM'ye genel amaçlı dilekçe, yani nasıl dilekçe yazacağınızla ilgili bir format var. Bu dilekçeyle ÖSYM'ye başvurabilirsiniz. Evet, 602 sayfalık kılavuzu şöyle bir incelemiş olduk. Tabii buradaki en önemli bilgiler şu an aktif olan üniversitelerin bölümleri, 2 yıllık veya lisans bölümleri veya yeni açılan bölümlere bu kılavuzla en doğru şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi birkaç örnek yapalım. Mesela iyi bir puan aldınız AYT'den ve 4 yıllık bir program, yani lisans programı tercih edeceksiniz. Ne yapmanız lazım? Diyelim hukuk istiyorsunuz. İnternete giriyorsunuz. Hukuk fakültesi puanları 2020 diye şey yapıyorum, arama yapıyorum. En üstteki siteye tıkladım. Şimdi buradan sıralamayı görüyorsunuz. Mesela Galatasaray Üniversitesi en son giren eşit ağırlık sıralamasında 89. Çok tabii ki yüksek bir değer. Buradan fakülteler sıralı bir şekilde internet siteleri aracılığıyla, ki bunlar da ÖSYM'nin kılavuzunu baz alarak bu sıralamaları yapıyorlar. Buradan sıralamalara bakabilirsiniz. Diyelim sizin sıralamanız 60 bin olsun. Bir kere bu üstteki yerlerin gelmesi ihtimali çok düşük. Böyle aşağılara doğru ineceksiniz. Bence şöyle 55 binlerden falan deneyebilirsiniz. Mesela İzmir Ekonomi Üniversitesi %25 indirimli varmış. Efendim Maltepe Üniversitesi %50 indirimli varmış. Bunlar tercih edilebilir. İlle hukuka gireceğim diyorsanız böyle biraz daha aşağılara kadar tercihler yapıp hukuku garantileyebilirsiniz. Ayrıca özel üniversitelerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Mesela geçenlerde daha yeni bir öğrencim gitmiş, üniversiteyle konuşmuş. Aldığı puan da o üniversitenin ücretli kısmına yetiyor. Yani düşünün, şimdi fiyat ya parayı burada söylemek istemiyorum ama üniversitenin ilan ettiği öğrenim ücretinden çok çok daha düşük bir fiyata önden gidip anlaşabiliyor. Yani buradaki fiyatlarda pazarlıkta yapabiliyorsunuz. Tercihleri yapmadan özel üniversitelere gidip konuşabilirsiniz. Çünkü buradaki sıralamalardan kazanıp kazanmayacağınız oradan 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkacaktır. Gidip konuşup fiyat indirimi de yapabiliyorsunuz. Başka bir senaryo düşünelim. Sıralamanız 100 bin olsun. Mesela makine mühendisliğini düşünüyorsunuz. Yine internete girip arayalım. Evet, şimdi bu da buradan başlıyormuş. Bizim sıralamamız 100 bindi. Yukarılardan iniyorum tabii. Şöyle 90 binlerden başlanabilir. Mesela İstanbul Aydın Üniversitesi tamamen bursluymuş. Yazılabilir. Efendim Antalya Bilim Üniversitesi. Tabii siz bulunduğunuz şehre göre de tercih yapacaksınız. Yani
diyelim İstanbul'da oturuyorsanız İstanbul dışı bir şehirde yaşamanız, işte orada ev tutmak veya yurda gitmek, oradaki masraflar falan masrafları katlayacaktır. O masraf açısından düşünüyorsanız maddi olarak daha rahat etmek istiyorsanız yaşadığınız şehirdeki bir üniversiteyi tercih etmenizde, kendi evinizde kalmanızda fayda var. Tabi bu da bir tercih ve imkan meselesi. Şu İstanbul Aydın'dan başlanabilir. Antalya Bilim Üniversitesi varmış yine burslu. İşte 95 bin Doğuş Üniversitesi varmış. Bu şekilde bunları inceleyip burada da tabii ki bunların mesela ikinci öğretim var. İkinci öğretimin birinci öğretimden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Öğleden sonra başlıyor dersler. Birazcık işte katkı payı mesela Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği ikinci öğretim. Yani ücretleri çok yüksek değil. İşte normal atıyorum 500 liraysa katkı payı ikinci öğretimde de 1000 lira gibi düşünebilirsiniz. Birazcık daha pahalı ama özel üniversitelere göre bir de bunu tabii her dönem bir kere ödüyorsunuz. Özel üniversitelere göre çok çok daha uygun. Mesela burası büyük ihtimalle gelebilir. 102 binle, 102 bin hatta 103 binle almış. Sizin sıralamanız 100 binse burası gelebilir. Yani ikinci öğretimlerin diplomalarında herhangi bir fark yok. Dediğim gibi aynı hocalar, aynı üniversite, aynı fiziki ortam. Sadece dersler daha geç başlıyor. Akdeniz Üniversitesi var. Yani burada siz 100 bindeyseniz şöyle 120 bin lira kadar, 130 bin lira kadar garanti olacak şekilde mesela bakın Kocaeli Üniversitesi mesela İstanbul'daysanız İstanbul'da yakın gidip gelinebilir. 127 bin lira almış. Buradan başarı sıralamalarına bakarak ondan sonra diyelim Kocaeli Üniversitesi buradan dikkatinizi çekti. Sonra dönün üniversite kılavuzuna. Şöyle elde yazalım. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi aşağıda. Mesela buradan bölümlere bakın. Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim, Mimarlık, Mühendislik Fakültesi. İşte burada makine mühendisliğini bulacaksınız. Makine mühendisliği burada. Sayısal 110 kişilik kontenjanı var. Koşullar 15, 16, 17, 86. Bunları güzelce bakın. En küçük puan 2019 96.192 ile almış diyor burada. Burada farklı bir şey vardı. Mesela burada 127 bin demiş. Yani buradaki güncel olmayabilir. Yani bu bilgileri ÖSYM'nin kılavuzunda doğrulamanızda fayda var. Çünkü farklı şeyler var. Burada sıralama olarak 96 bin diyor. Ancak internet sitesinde 127 bin diyor. Yani sadece internet sitelerine göre lütfen tercih yapmayın. Kılavuzlardaki bilgilerle de karşılaştırın. Yani yapacağımız şey puanımıza göre gitmek istediğimiz bölümleri belirlemek. Bu bölümlerin sıralamalarına işte üniversite hangi üniversiteleri düşünüyorsanız sıralamalarına internetten bakmak. Ondan sonra bir tercih şablonu oluşturduktan sonra da mutlaka kılavuzdan o bölümlerin güncel bilgilerini kontrol etmek. Dediğim gibi özel üniversitelerin sayısı da çok fazla. İstediğiniz ve evinize yakın bir özel üniversite olabilir. %50, %75 indirimle veya %100 burslular genelde çok yüksek puan oluyor. Eğer puanınız yetiyorsa %100 burslu olarak oralara da gidebilirsiniz. Yani %75 indirim aldığınızda ayda 1000 liraya falan geliyor ama pazarlıklar da bu üniversitelerde yapılabiliyor. Daha birkaç gün önce ben bu videoda bahsettiğim gibi şahit oldum. Oldukça ciddi bir indirim özel üniversite daha kayıtlar başlamadan öğrenciye vaat etti, yaptı. Yani özel üniversiteleri de değerlendirebilirsiniz. Daha sonra tercihlerinizi yapacaksınız. Artık beklemeye başlayacaksınız. Üniversite sayısı çok, kontenjanlar fazla. Eğer AYT'den iyi bir puan aldıysanız güzel bir bölüme inşallah yerleşeceksiniz demektir zaten. Ama önemli olan bölümdür bakın, üniversite değildir. Yani üniversite hocalarını seçmek için çok böyle bir sınav, bir herhangi bir şey yok. Üniversiteler kendileri seçiyorlar veya bir üniversitede çalışan bir hoca başka bir üniversiteye geçebiliyor. Fiziki şartları da 3 aşağı 5 yukarı üniversitelerin genelde hepsinin iyi. Bence önemli olan bölüm arkadaşlar. Ayrıca diyelim makine mühendisliğini istiyorsunuz. İşte İstanbul tutmadı. İşte Kocaeli'de makine mühendisliğine girdiniz. Yatay geçiş diye bir şey var. Yatay geçiş kontenjanları var. Notlarınızı yüksek tutup yatay geçişle başka üniversitelere geçebilirsiniz. İşte Kocaeli Üniversitesi'nden Marmara Üniversitesi'ne, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, efendim ODTÜ'ye, Boğaziçi'ne hepsine geçmeniz mümkün. Notlarınızı yüksek tuttuğunuz takdirde yatay geçiş imkanından da
faydalanabilirsiniz. Yani istediğiniz bölümü tutturabiliyorsanız bence girmelisiniz. Bir sene daha hazırlanıp bir sene kaybetmeye gerek yok. Bir sene daha hazırlanacağınıza iyi notlarınızı yüksek tutarsınız. Yatay geçiş şansınızı deneyebilirsiniz. Seneye ikinci sınıf olursunuz. Çünkü insanın hayatında bir sene bence çok önemli. Yani istediğim şehirdeki evime yakın istediğim üniversite tutmuyor diye mezuna kalmayın sevgili öğrenciler. Yani mezuna kalıp bir sene daha 4 yıllık lise konularına çalışmak çok da mantıklı bir seçim değil. Yine istediğiniz bölümü başka bir üniversitede, evinize biraz uzakta olabilir, tutturabiliyorsanız oraya girin, öğrenmeye başlayın. Orada da profesörler var, orada da öğretim üyeleri var, orada da güzel imkanlar var. Güzelce eğitiminizi alın. Oradan dediğim gibi yatay geçiş imkanını da kullanabilirsiniz. Belki de hayalini kurduğunuz üniversiteye bir sonraki sene geçebilirsiniz. Şimdi yatay geçiş zaten aynı bölüm içinde, yani makine mühendisinden, matematikten matematiğe aynı bölüm içindeki geçiştir yatay geçiş. Ve tabii ki yatay geçişte de sonuç itibariyle aynı başarı sıralamasının ya başarı sıralamasının geçerli olduğu bölümlerde yine aynı başarı sıralamasının sağlanması gerekir. Zaten siz o bölüme girdiyseniz o başarı sıralamasını da sağlamış olursunuz. Yatay geçişle ilgili bilgileri de 576. sayfada bulabilirsiniz. Yatay geçiş kontenjanında da yatay geçiş kontenjanları diye aratıp eyoksis.yok.gov.tr'den ulaşabiliyorsunuz. Siteye girdim. Mesela buradan bir üniversite seçelim. En üsttekini seçelim. Evet. Şimdi burada mesela Mimarlık Fakültesi İngilizce. Birinci sınıfta zaten geçiş olmaz pek. İkinci sınıfta 5 kişi, üçüncü sınıfta 4 kişilik kontenjan olduğunu görüyoruz. Başka bir üniversite seçelim. Mesela Marmara'yı seçelim. Evet, Marmara'ya girdik. Mesela Tıp Fakültesi birinci sınıf sadece yurt dışından 2 kişi var. İkinci sınıftan yurt içi 4, 3 de 4, yani 4'er kişi var. İşte diş hekimliğinden yine 4'er kişi var. Efendim burada sayfalarda diğer bölümlere, mesela matematik öğretmenliğine bakalım. 2 kişi var. 3. sınıfta da 2 kişi var. 4. sınıfta yok. Buradan da yatay geçiş kontenjanlarına bakabilirsiniz. Yani totalde baktığınızda ilgili bölümle, sizin seçmiş olduğunuz bölümle ilgili yüzlerce yatay geçiş kontenjanı oluyor. Notlarınızı yüksek tuttuğunuz takdirde yatay geçişte farklı bir üniversite diploması da alabilirsiniz. Şimdi gelelim mezuna kalmayı kafasına koymuş. Belki istediği üniversiteyi tutturamadığını düşünen veya yeterli puan alamamış 4 yıllık bir lisans bölümü seçemeyecek durumda olan öğrencilerin durumuna. Elinizde arkadaşlar DGS diye çok 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 kıymetli bir sınav var. Bu sene bu sınava 400 binden az öğrenci giriyor. Yani düşünün, üniversite sınavına 3 milyondan fazla öğrenci girerken DGS sınavına 400 binden az öğrenci giriyor. Ayrıca üniversite sınavında zaten iyi olanlar iyi programlara, yani iyi kötü diye ayırmak istemiyorum da işte yüksek puanlı yerlere zaten giriyorlar. Yani iyi olanlar YKS sınavlarıyla akademik seviyeleri iyi olanlar, iyi çalışanlar diyelim. Bazı öğrencilerimiz de çalışmadığı için akademik seviyesi düşük yerleşiyor. Yani DGS'deki rakiplerinizin seviyesi de daha düşük olacaktır muhtemelen. İyiler zaten bir yere girmiş olacak. Şimdi diyelim bir mühendislik istiyorsunuz. Ancak ilk 300 bine giremediniz. 350 bininci oldunuz. Tutturamıyorsunuz. Yani 4 yıllık bir mühendisliğe girme şansınız yok. Ama mezuna kalmak ve yine lisenin bütün konularını, 4 yılın konularını çalışmak yerine bu sene o girmek istediğiniz bölüme geçişi olan 2 yıllık bir bölüm seçip sene 2. sınıf olup daha sonra da DGS ile 3. sınıftan o istediğiniz mühendisliğe hem de baraj olmadan, çünkü mühendislik barajı için mutlaka 300 bine girmeniz lazım, baraj olmadan DGS ile geçebilirsiniz. Mesela ne istiyoruz? Diyelim bilgisayar mühendisliği istiyoruz. Şimdi burada şu an yine video açıklamasında linki olan ön lisanstan dikey geçişte yapılabilecek lisans programları yazıyor. Burada bilgisayar mühendisliğini arayalım. Ctrl F. Bilgisayar diyelim. Bakın bilgisayar mühendisliği. Şimdi bilgisayar mühendisliği burada. Buna tercih yapabilecek
Sol taraftaki ön lisanslara bakın. Bilgi güvenliği teknolojisi, bilgi teknolojileri, bilgisayar donanımı, bilgisayar operatörlüğü. Yani bir sürü bilgisayar programcılığı, bilgisayar internet üzerinden bilgisayar programcılığı, bilgisayar programlama. Tüm bu 2 yıllık programlarla siz bilgisayar mühendisliğine geçiş yapabilirsiniz. Şimdi buradan bunu gördünüz. Mesela bilgi güvenliği teknolojisini internette aratalım. Puanları neymiş? Şimdi bilgi güvenliği teknolojisi taban puanı 2 yıllık diye arattım. Zaten bilgi güvenliği teknolojisi yazınca bu gerisi geldi. Tıklıyorum. Şimdi bakalım. Sizin sıralamanız 300 binlerdeydi diyelim. Yani neredeyse buradaki bütün 2 yıllıklara çok rahat bir şekilde girebilirsiniz. Başarı sıralamanız diyelim 600 binlerde olsun. Bakın şu Ufuk Üniversitesi 622 bin. Buraya da büyük ihtimalle girebilirsiniz. Hepsi TYT puanıyla alıyor zaten. İşte Beykoz Üniversitesi %75 indirim. Bu da ayda 1.000 liraya falan gelir. Eğer İstanbul'da oturuyorsanız buraya girebilirsiniz. 610 bin almış. Efendim 925 bin. Bakın bu 1 milyon. Yani büyük ihtimalle bir sene daha bekleyeceğinize buradan bilgi güvenliği teknolojisine 2 yıllık bir bölüme. Yani hepsi mesela burslu olanlar var. Yani ücretsiz gidebileceğiniz yerler de var. Devletin de var. Buraya girebilirsiniz. Buraya gireceksiniz. Ne olacak? Bir kere siz zaten bilgisayar mühendisliği derslerini almaya başlayacaksınız. Ortak dersler var ki buradan oraya geçiş koymuş. Yani şeyde kılavuzda yani bilgi güvenliği teknolojisinden bilgisayar mühendisliğine geçebilirsiniz demiş ÖSYM. Dolayısıyla 2 yıllık buraya kayıt yaptıracaksınız. Mezuna kalmayacaksınız. 2 yılınızı burada gayet güzel okuyacaksınız. 2 yıl bittikten sonra tabii 2. yıl DGS'ye de hazırlanmanız lazım. Şimdi siz seneye YKS'ye hazırlansanız matematik, tarih, coğrafya, efendim fizik, kimya, biyoloji her şeye çalışmanız lazım. 4 yıllık. 4 yılın konularına çalışmanız lazım. İlk 2 yılda zaten tüm derslere çalışmanız lazım. TYT'de çıkacağı için. Ve sonra sayısal, mesela bu sayısal bölüm olduğu için ilgili fizik, kimya, biyoloji, matematik her şeye çalışmanız gerekiyor. Fakat DGS'de sadece matematik ve Türkçe çalışıyorsunuz. Yani çalışması da daha kolay. YKS sınavlarında 3 milyon üzerinde insan var. DGS'de 400 binin altında, seneye 400 bini biraz geçmiş olsun insan var. Yani ve kontenjanlar da arkadaşlar eskiden 1-2 iken DGS ile alınan işte bölümlere kontenjanlar şimdi her bölümde neredeyse 7-8'e çıkmış. Kontenjanlar da yüksek. Yani DGS ile o bilgisayar mühendisliğinde geçme şansınız YKS ile o istediğiniz bölümü kazanma şansınızdan bana göre çok daha yüksek. Ve ayrıca bir senede kaybetmemiş oluyorsunuz. Sınava çalışmakta dediğim gibi sadece Türkçe ve matematik çalıştığınız için daha kolay. Mutlaka ve mutlaka yani bu örnekten yola çıkarak ben bilgisayar mühendisliği örneği verdim. Tüm mühendislikler var. Birçok güzel bölüm burada var. İlk önce gitmek istediğiniz bölüm buradan aratın. Sonra o bölüme hangi 2 yıllıklar gidiyor onu aratın. O 2 yıllıkların puan sıralamasını bulun ve o 2 yıllıklara girin. Oradan 4 yıllık istediğiniz bölüme geçmeniz oldukça yüksek ihtimal. Bir örnek daha yapalım. Mesela hukuka gitmek istiyorsunuz. Hukuka, adalet, hatta açık öğretimi bile var. Yani bir taraftan çalışabilirsiniz de. Adalet meslek eğitimi, o da açık öğretim olarak çalışılabiliyor. Adalet meslek yüksek okulu, bu örgün bir eğitim. Açık öğretim fakültesindeki adalete girmek hiç de zor değil. Buna girip, burayı bitirip sonra dikey geçiş sınavıyla hukuka geçebilirsiniz. Hem de baraj olmadan. Mesela hemşireliğe bakalım. Hemşireliğin puanları da hiç fena değil. Yani en düşükleri bile bakın 400 binler ve daha üstünde ki onlar da ücretli programlar. Genelde yüksek puanlı. Yine buradan da hemşirelik, 4 yıllık hemşireliğe ağız diş sağlığı bölümünden, 2 yıllık bölümünden geçebilirsiniz. Ağız diş sağlığının 2 yıllık puanlarına bakalım. Evet, bakıyoruz. Bakın burada ise 400 binler, 600 binler, 700 binler, 1 milyonlara kadar ikinci öğretim, işte %50 indirimde, %75 indirimde, 1 milyon 263 bin. Yani çok rahat, çok daha kolay ağız diş sağlığı bölümüne girilip yine DGS'de buradan hemşireliğe geçebilirsiniz. Yani yeterli puanı alamayan
ama 150 puan da geçen, 170'i bile geçmenize gerek yok. Öğrencilerimize bu 2 yıllıktan 4 yıla geçiş tablosunu, dediğim gibi video açıklamasında var. Mutlaka inceleyin. Çok güzel bölümler var. Bu bölümlere muhtemelen sizin puanınızda yetebileceği 2 yıllıklardan geçiş yapabilirsiniz. Mezuna kalmadan önce düşünün. Tekrar ediyorum, DGS sınavı için sadece 9 ve 10. sınıfların Türkçe ve matematik konularını bilmeniz gerekiyor. Fakat YKS sınavında 4 yılın konularına çalışmanız gerekiyor ve bir senede kaybetmiş oluyorsunuz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Umarım bu anlattıklarım faydalı olur.